Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum'dan başladı. Yarışlarda 16 ülkeden 26 teknede yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet Kupaları olmak üzere 3 ayrı etapta düzenleniyor. Yarışlar bugün Bodrum etabıyla başladı. Tüm ekipler coğrafi rota yarışında, Bodrum'un en güzel kıyılarında yarıştılar. 21 Mayıs Salı günü ise en zorlu parkur olan Açık Deniz Yarışı başlayacak. Ekipler sınıflarına göre Rodos ve Simi Adası'nın etrafında dönerek Yalıkavak Marina'ya gelecekler. Denizde birkaç gün sürecek büyük mücadelenin ardından kazananlar 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacaklar. İlk gün yarışlarının startına Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'la, İlçe Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan'la, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Başaşçı da katıldı. Muğla'nın sporun başkenti olma yolunda ilerlediğini söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık şunları dile getirdi. Bugün Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nı yapacağız. Birçok ülkeden katılım var. 26 ülkeden katılım var ve 300'ün üzerinde sporcu var. 250 mil kadar bir mesafe kat edecekler. Orsa ve Pupa rüzgara göre sert yarışlar da olacak. Açık deniz yarışları yarın başlayacak. 5 gün kadar sürecek. Hem bu Muğla'mız için hem Bodrum için, ülkemiz için önemli bir organizasyon. Çünkü hem Bodrum'un ve ülkemizin değerlerinin tanıtımı açısından değerli bir yarışma. Her yılda giderek ilgi hem sporcular anlamında hem de genel anlamda artıyor. Muğla sadece denizin, güneşin, kumun merkezi değil. Aynı zamanda bir spor şehri ve marka olacak spor şehrinde de. Bunda da en önemli etkinliklerden, organizasyonlardan birisi bu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları. İstanbul Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu ise şu bilgileri aktardı. Yaklaşık 7-8 saatlik bir parkurda yarışacak ekipler. Hava şartlarına göre değişecek bu tabii. Yarın da Açık Deniz Yarışı'na çıkacaklar. 26 ekip şu anda denizde. Yaklaşık bu 300 üzerinde sporcuya denk geliyor ve 16 farklı ülkeden bu ekipler yer aldılar yarışmamızda. Her yıl gittikçe artan bir yabancı ülke katılım sayısı, sporcu katılım sayısı oluyor. Bu tabii çok mutlu ediyor bizi. Umarım yarınki yarış da salimen tamamlanır. O çünkü zorluk derecesi çok üst düzey bir yarış.